Olmayacak şeyin olabileceğini düşünenler çıktı ortaya, fırsatçılar. İşte o siyasi tartışma birden kendi içinde başlayıverdi. Fırsatçılar, verdi. fırsatçılar. Evet, ebabil. Ne, e ne, ne dediler? Bir takım soylu döneminde palazlanmış, azmış, e, sahte fedai e, bir troll takımları ortaya çıktı. Sanki kendi yöntemleri haklı çıkmış, savundukları, eskiden beri destekledikleri... Yöntem, yani kanunun üstünde davranma, mahkeme kararını tanımama gibi e, yöntemler haklı çıkmış. O yöntemlerden dönüldüğü için güvenlik zafiyeti oluşmuş. Bunun sorumlusu da Yeli kayaymış gibi. Ve soylunun bütün ekibini de yok ettiği yaratılar. için sistemden. Öyle bir şeyi de var. Ne diyor? Soylu'ya çay veren çaycıları tespit edip sürmekle çok meşgul olunca, ülkenin tam merkezine evinin önüne gelen teröristleri takip etmeyi ihmal ettiler. Son teröriste kadar öldürecekmiş. Yok vallahi terörist kendi kendini patlattı. Sana zahmet olmasın. Sen bakanlığa geri dön. Soyluyla çalışmış bürokrat avına devam et. Bu çok ağır, bu çok acayip bir şey. Sanki sanki bu terör saldırısı hani e, amacı, mesajı var diyor ya üstlenen melunlar. Evet. Sanki bu terör saldırısının amacı, mesajı Soylu'nun terörle mücadelede başarılı yerli kayanınsa başarısız olduğunu, olduğunu göstermekmiş göstermek gibi bir evet, mesaj bu. Bir mesaj bu. Sanki ama onun için yapılmış. Yani kim Ebabil hareketi onu da daha önce da konuşmuştu. Evet. Özgür 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 ortaya Özer çıkartmıştı. ortaya çıkartmıştı. İçişleri Bakanlığında bir danışman hatta o bakanlıktaki kayıtlar değişti tartışmalar üzerine. Bakanlığın sitesinde siste, de ismi vardı ismi olan. Ee, aynı zamanda emniyet ve jandarma sosyal medya hesaplarını da kontrol ettiği söylenen ona giriş hakkı e, olduğu yönettiği e, söylenen bir isim. Ve Süleyman Soylu da Çalışma Bakanlığından beri beraber olan bir isim. Ebabil Harekatı adlı sosyal medya hesabının ve onunla ilişkili ağın yöneticisi de o, oldu olduğu iddia edildi. Demişti edilmiştir. Özgür Özel. Şimdi o hesap e, Soylu başarılıydı terörle mücadelede işte Yerlikaya başaramadı. Soylu'nun ekibini de tasfiye ediyor. Ondan güvenlik zafiyeti oluştu gibi bir yaklaşım içerisinde sanki terör mücadele saldırısının mesajı e, Soylu'nun ne kadar terörle mücadelede başarılı, Yerlikaya'nın da ne kadar başarısız olduğunu hı hı. göstermekmiş hı hı. gibi. Yani terörle istismarcıları birbirinden beslenir ve birbirinden geçinir. İkisi de hukuksuzluğa muhtaçtır. Zaten birbirlerinden beslenmelerini sağlayan şey de e ikisinin varlığının birbirlerine hukuku hukuksuzluğu haklılaştırma imkanı vermesi. Evet. Yani çok terör... dikkatli bir şekilde söylüyorsun farkındayım. Aslında biraz daha açılabilir bir şey. Şöyle açılabilir bir şey. Sen aç. aç yani ben devam ettir. Şöyle açalım. Bir dönem özellikle Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı olduğu dönemde Mahkeme kararlarıyla ilgili, yasalarla ilgili ifadeleri ortada. O ifadelerden yola çıktığında karşısında bir mağdur grup da yarattı. Terör neden besleniyor? O mağduriyetten, o altyapıdan besleniyor. E diyorsun ki böyle bir yönetim biçimi aynı zamanda diğer tarafı da besleyen bir şey. Bu ortadan kalktığında diğer tarafta da beslenme alanı ortadan kalkmış oluyor. O zaman böyle bir eylemin... Amacı ne olabilir? Şimdi terörle terör ismarcıları niye birbirinin varlığına muhtaçtır? Çünkü terörün varlığı terör ismarcısının hukuksuzluğu meşrulaştırmasına, haklılaştırmasına imkan verir. Yasanın dışına çıkmasına, çıkmasına imkan verir. Çıkmasına imkan verir. Imkan verir. E, terör ismarcısının bu tavrı da terör örgütünün hukuksuzluğu istismar etmesine fırsat imkan sağlar. Evet. O da der ki hukuk hukuksuzluk var. Daha çıkmaktan Biz başka çare mi var? Yani, evet. ha, ona ona istismar edeceği bir propaganda mazereti kozu verir. Onun için terörle terör istismarcısı birbirinden beslenir, beslenir, birbirinden geçinir. Birbirlerinin varlıklarına muhtaçtırlar ancak birbirleri sayesinde hukuksuzluğu e, savunabilirler, meşrulaştırabilirler, haklı göster haklılaştırabilirler. E peki ortada nasıl bir fark var? Şimdi yerli kaya ile soylu dönemi kıyaslanıyor ya. Evet. Sanki daha evvel olmuyordu terör saldırısı şimdi olmuş gibi. Oysa yani bir yıl içerisinde yaşadığımız diğer terör saldırılarını da konuştuk. Soylu kaya soyluyla yerli kayanın karşılaştırılması öyle değil böyle olur diyeceğimiz bir durum var ortada. Nasıl olur? Birincisi çıkıp da suçu başkasına atmak gibi telaş içerisinde olmayan bir İçişleri Bakanı var artık orayı burayı siyasileştirmeyen mesele. Siyasileştirmiyor. Mi? İçeride muhalefeti dışarıda başka bir takım ülkeleri e, çala kalem suçlamıyor. Cumhurbaşkanının kabul ettiği taziyeleri İçişleri Bakanı olarak reddetme hakkını kendinde görmüyor. ABD en başta hem ilanda hem açıklamada Cumhurbaşkanı teşekkür ederken Taksim dolayı. Taksim saldırısından dolayı. E, İçişleri Bakanı çıkıp taziyesini kabul etmiyoruz diyebiliyordu. Hem böyle bir durum yok. Yani yakışmayan Devlet bütünlüğüne, temsiline, pakarına ciddiyetine yakışmayan bir durum yok. Hem, hem ifadeler dikkatli. Hem sorumluluk üstlenmemek için, sorumluluktan kaçmak için bir takım e, akla aykırı, abuk açıklamalar getirmiyor, izahatlar. Ha, paramotor filan demiyor. Hem de ya böyle bir savunma telaşı içerisinde değil. Hem de işte dedikonu muhalefetin üstüne e, bir suç e, yüklemeye çalışıyor. İfadeler ifadeler dikkatli. Yani ifadelerde de öyle bir sokak ağzı yok. Ucuz, ucuz siyasete alet etmek, siyaseten kullanmak e, terörle mücadeleyi siyaseten kullanabilmek için istis, e, sulandırmak gibi bir durum yok ortada. Yani soyluyla. O zaman bu açıklamayı karşılaştırılacaksa öyle değil Böyle, de öyle, öyle karşılaştırılır. Şey. Buradan ayrıca şeyi konuştuk. Terör örgütünün reklamını yapma konusundaki tavır farklı farkını konuştuk. Ee, gebertme fiilini kullanmaması, etkisiz hale getirme, Diline geri dönülmesini konuştuk. Şimdi fark bu. Ee, iki dönem arasında bir fark daha var konuşacaksak. Yavuz şimdi hukuk hukuk boyutuna geliyoruz. Yerlikaya göreve başladıktan sonra Mahkeme kararlarını uygulamamak gibi bir seçeneklerinin olmadığını, mahkeme karar vermişse bazı KHK'lıların görevi iadesine, onu reddedecek yerine getirmeyecek kimseler olmadıklarını, yani böyle bir hak ve etkileri olmadığını, biz kimiz ki yani yapmayacağız demeye getirerek söyledi. Dolayısıyla kanunun üstünde davranmak, kanunu tanımamak, işte siz vurun kırın, mahkeme kararlarını aldırmayın, işte, suçsa cezasını ben yatarım e, e, filan e, demeden demeden, kırın. demeden demeden işte vurun kırın yani vurun ayağını kırın vesaire demeden e, kanuna aykırı emir vermeden e, kanuna uyarak ve uymaya çağırarak kanun gücünü o gücü tanımayanlara da e, göstermeye çalışan bir profil çizdi yani kanunla tanışmamış gibi hareket eden, pervasızlaşmış suç örgütleri vardı. Onların üstüne gitmeye başladı. Suç işlemede kendini üstün gören, büyüklenen, kibirlenenlerden bahsetti. Ve onların nefesini keseceğiz dedi. Bunun içinde bir takım... Önemli adımlar attı. Adımlar attı. Kanun uygulayıcı olarak kanun tanımama hakkını kendinde görmedi. Bu mu İçişleri Bakanlığında emniyette güvenlik zafiyetine yol açtı. Sanki bu, bu açıklama onun sonucu bir yani. Çünkü diyor ki bak KK iadesinden falan başka sadece o değil. Başka bir takım o takımdan başka bir takım kimselerin tweetleri de var. Evet. Mesela diyorlar ki işte KHK'lıları iade edersen Allah bilir kimi nereye getirdin öyle imalar var. O zaman da işte böyle olur. Onlar kapıları açarlar terörde gelir saldırır gibi şeyleri var. Yani mahkeme karar vermiş. Bir kişinin suçsuzluğuna beraat ettirmiş ve görevine iadesine karar vermiş. Biz mahkeme kararlarına nasıl güvenelim? Ben iade etmiyorum demediği için mi? Güvenlik zafiyeti oluşmuş. Yeni İçişleri Bakanı böyle bir şey demediği için mi? Eskisi diyebiliyordu. Mahke... Yeni İçişleri Bakanı biz kimiz ki mahkeme kararları tanımayacağız havasında. Eski İçişleri Bakanı mahkeme kararı e, o, var diye bir Betül künalarla ilgili. Ya yıkın siz nasıl bizden... E, Arkadan gelir dedi mahkeme hayır, kararı. Yıkın siz bizden soracaklar kimin Hı. yıktığını. Yani biz de görmeyiz başımızı bir tarafa çeviririz demeye getirdi. Şimdi bunu demediği için mi yeni İçişleri Bakanı hukuk içerisinde kalarak kanun gücünü onu tanımayanlara da göstermeye çalıştığı, suç örgütlerinin üstüne gittiği ama dediğim gibi yani kanun uygulayıcı olarak kanuna uyduğu, uymaya çağırdığı, kanuna aykırı emir vermediği için mi güvenlik zafiyeti oluştu? Şimdi sanki öyle olmuş gibi gösteriyorlar. Evet öyle bir hava var. Eski, eski eski yöntem sanki haklıymış. Eskiden savundukları destek, Yani Vurun kırın dedikleri. geçin yasamasa bakmayın bu meseleyi öyle yürütelim. Öyle mücadele beraber. Suçla terörle öyle mücadele öyle edilmiş. Böyle bir giderse düzelebilir var. falan gibi bir yaklaşım içinde. Kafama takılan bir soru var. E, iş yapma biçimleri birbirinden çok farklı dedik Süleyman Soylu ve Ali Yerlikaya'nın. Zaten açıklamalarda da bunu görüyoruz. Tepkilerde de bunu görüyoruz. Ebabil Hareketi'nin tepki. Ayrıca bu hesap sonra kapatıldı. Bu kapatıldı. Yani e, bu mesaj silindi, hesap kapatıldı. Büyük bir, e, bir skandal olduğunu herkes fark etti. E, ve mesele de geri adım atıldı. Zaten ondan sonra da kimsenin sesi çıkmadı bu meseleyle ilgili. Şu sorun var AKP. 21 yıllık bir iktidar, 7 yıllık Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı dönemi, evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Süleyman Soylu gitti, Ali Yerlikaya geldi. Söyledik, yönetime bakış biçimlerine, terörle mücadeleye en azından açıklamalarından ortaya koyduğumuz tablo bu. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi 7 yıl oradaki iş yapma biçimiyle birlikte hareket eden veya kabinesinde tutan, ki elindeydi, istifade etti, geri de döndü, istifasını kabul etmedi.